İnsanlar mı öldürülecek? İnsanlar mı ölecek? Böyle şey olur mu? Sayın Saral, geçtiğimiz gün telebir ekranında bir iddia söz konusuydu konuklarımızdan birisi. Ayhan Bora Kaplan davası müştekisi Muhammed Sağ, Sinan Ateş'in Orta Doğu ve Afrika ülkelerine silah ticaretini bildiği için öldürüldüğünü iddia etti. Çünkü suikastın kendisine de teklif edildiğini öne sürüyor. Böyle bir bilgi de var. Böyle bir iddia da var daha doğrusu. Peki bu noktada Sayın Ahat Andican, hepsini tek tek açmak gerekiyor. Bir yerde de nasıl oluyorsa Sayın Eski İçişleri Bakanı'na geliyoruz her noktada. Oraya da döneceğiz. Olcay Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş sizin evinizden çıkmadı mı sorusu sorulduğunda diyor ki hayır, bunların hepsi yalandan ibaret, ama ortada bilirkişi raporu var vesaire, pek çok şey var. Yalan diyor. Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Bana sorarsanız bu soruyu ben çok rahatlıkla derim ki kurmam. Ama o dönemde şimdi evinden çıktığı, evinde olduğu söyleniyor ya tetikçiyi kaçıranın. O günden suçu, suçluyu biliyor muydu? Biliyor oldu, evet. Ya, ben mi yanlış düşünüyorum? Geçen akşam ben başka bir televizyondaydım ve Olcay Kılavuz'un bir ifadeleri üzerinden benzer değerlendirmeyi yaptım. Aynı şey. Yani evet hocam, anlam çıkıyor sanki çünkü. O gün, hı-hı, yani ben onun böyle olduğunu bilsem, cümle tam neydi şu anda benim tam aklımda okuyorum, kalmadı ama. Öyle bir şey yok, suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısın? Kurar mısın? Sinan Ateş yani için adaletin tecelli etmesi. Onun suça karışmış olduğunu biliyor, evet. Tolgahan Demir'in. Demek ki biliyor. Bu ortaya çıkıyor. Ve bildiği için de onunla ben onun için temas kurmam ve kurmadım da. Suça karıştığını biliyorsa hangi suça karıştığını da o gün biliyor olsa gerek. Ama yani Erk Acerer bu işi yakından takip Timur Soykan, hı-hı, bu işi çok yakından takip eden, o da yayındaydı. O bize ayrıntılı olarak şunu anlattı. Tabii dosyayı çok iyi bildiği için onun söylediklerine bir anlamda güvenebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle bu senin evinden, sizin evinizden çıkmadı mı sorusuna verdiği cevapta hayır, böyle bir şey yok demiş olması, bu doğru değil diyor. Çünkü onun evine gittiler diyor. Onun evine, Tolgahan Demir onun evine gitti diyor. Oradan diyor çeşitli dış şeyle temaslar kurmaya çalıştı diyor. Dolayısıyla yani benim evime gelmediler demesi doğru değil diyor. Bu bir. İkincisi, o gün basına da o tarihte yansımıştı. Kamuoyu medyaya da yayıldı. O Tolgahan Demir'i almaya gelen polislere, hı hı, yani siz gidin, babanız gelsin, evet, veya benzeri bir sözcükle, yani bunu söyleyen bizatihi Olcay Kılavuz. Dolayısıyla yani Tolgahan Demir geldi gelmedi tartışmasından öte, bu arada burada bir sorgulamak üzere veya tutuklamak üzere gelen polislerin şeyine engel olmak gibi bir tavrı da var. Üçüncüsü, yine Timur Soykan'ın söylediğini söylüyorum. Siz gidin, sahibiniz gelsin. Sahibiniz, hı-hı, gelsin. 5 veya 7 kez Tolgahan Demir'le o olaydan yarım saatten itibaren, yarım saat sonrasından itibaren 7 kez galiba, aklımda yanlış kalmadıysa, telefon görüşmesi var Olcay Kılavuz'un. Şimdi biraz önce Mehmet Bey'in yaptığı değerlendirme aslında bana da şey geliyor. Olcay Kılavuz son konuşmalarına veya dünkü ifadelerine bakılırsa, öncelikle şunu bir belki değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Bu Sayın Bahçeli'nin izniyle veya bilgisi dahilinde mi yapılmıştır, değil midir? Bu çok önemli. Sayın Bahçeli'nin izni bilgisi dahilinde olsa bu kadar olmadı, bizim soracağımız evet, soru ortaya çıkmaz bir duygusal galiba. Hayır, bir duygusal boşalma, hı-hı, şeklinde ifadelerden o önceden bir hazırlanmış şey olmadığı görülüyor. Yani kurumsal açıdan destek alarak hazırlanmış bir ifade olmadığı görülüyor. Tamamen böyle refleks olarak verilen ve duygusal nitelikte bir ifade olduğu görülüyor. Dolayısıyla da Bahçeli'nin izni olmadan yapılan bir şey gibi görünüyor. Bir de şöyle diyor, bugüne kadar açıklama yapmadım, kurumsal kimliğimden kaynaklı. Evet. Ölüp ölüp diriliyorum. Şimdi bu noktada bu işi yapanları, şerefsizlikler neyse işte, hı hı, şununla bununla suçluyor. Bir anlamda
İki ihtimal var benim de bakış açımla. Birincisi, Olcay Kılavuz'un gerçekten bu olaydan, yani bir olaydan haberi var ama böylesi bir olaydan haberi olmayabilir. Kendisi bu şekilde temas edeceksin, bunlar böyle gelecekler falan falan diye bu işe bulaştırılmış olabilir. Yani sanki dünkü ifadelerinde benim bu işte bir bilgim yok ama bir şekilde bu işe ben bulaştırıldım gibi bir, kadar kendisini savunması engellendi mi? Gibi bir yaklaşım içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Hı hı. İkincisi ise şeyi, yani kamuoyunu, emniyeti, yargıyı neyse manipüle etmeye çalıştığını ve bunun sonucunda da yani bir şekilde kendisinin bu işten sıyrılmaya çalıştığını düşünebiliriz. Evet. Ama göründüğü kadarıyla kurumsal bir şey, destek gelmedi Olcay Kılavuz'dan. Siz ne dersiniz? Olcay Kılavuz'un konuşmalarından kurumsal bir destek MHP'den, yani kurumsal bir destek gelmedi. O da çok benimsenmediğini daha doğrusu gösterir gibi bir hava var. Demin zaten Mehmet Bey'e sorduğum soru da onun nedenle sormuştum. Çünkü Olcay Kılavuz biliyorsunuz milletvekiliydi ve hani bizim duyumlarımız, politik söylemler öne çıkan milletvekillerinden biriydi. Ki bu olaylara adı ilk baştan itibaren karıştı. Tolgahan Demirbaş'ın onun evinden çıkmasıyla ilgili ve sonra listeye kondu da seçilemeyeceği bilinen bir yer. Burada eşleşen şeyler var mı Sayın Semih Turan? Neden? Seçilemeyecek yerden aday yapılması, evet. Şu anda destek görmediğini Sayın Ahat Andican söylüyor. Bunların hepsi yani bir yol haritası mıydı? Evet, aslında belki de o zamanki tutumu, ya Olcay Kılavuz'un hani kriminal anlamında ne kadar bu işin neresinde onu bilemiyoruz. Bilemeyiz. Kendi ifadelerine göre hiçbir yerinde değilim diyor. Ama onun dışında işte İddianamede adı geçmiyor ama sanırım bilirkişi raporlarında onun da adı geçiyor. Ve bu şekilde iddianameye de girmiş oldu. Ama şu var, hani MHP'nin o dönem Olcay Kılavuz'u seçilemeyecek yerden aday göstermesi, ne tamamen işte kapının önüne koyuyorlar ne de ne denirler, abat ediyorlar. Sonuç itibariyle seçilemeyecek bir yerden milletvekili adayı oluyor ve seçilemiyor. Şu anda danışman mı hala bilmiyorum. En son ben danışman olduğunu biliyordum. Sayın Andican, Sayın Mehmet Saral, başka bir bilgi var mı elimizde? En son milletvekili olmayınca danışmanıydı Sayın Bahçeli'nin. Ben de şöyle diyebiliyorum. Emekli olamadı Olcay Bey. Yaşı daha genç. Evet. Onun için da MHP grubuna danışman olarak, yani memurluğu öyle devam ediyor. Emekli olmak istiyor. Ha, gruba yani Sayın Bahçeli'ye danışman değil ama. Yok, danışman, işe gittiğini falan da sanmıyorum da hani kendisinin o memur statüsünü elde etmesi için kendisine bir şey yapıyor. Tabii orada şöyle bir şey de söylenebilir. Sonuçta bu cinayetin işlendiği tarih 2022 Aralık. Ama çok önemli delil ve belgeler yaklaşık 14-15 ay sonra ortaya çıkmaya başladı. İşte araçlarla ilgili görüntüler. Tabii o belgeler birdenbire nasıl ortaya çıkmadı, yavaşladı, gazeteciler nasıl konuştu? İddianameden sonra. Evet, iddianameden sonra onları da ikinci bölümümüzde konuşalım. Bir yandan da Ayhan Bora Kaplan davasına da biraz bakalım. Şimdi orada da diyorsunuz ya, bir tanesi mesajı bir yerlere gidiyor olabilir dedi Sayın Mehmet Saral. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 15 Temmuz darbe girişimi günü ki Özgür Özel diyor ki arkadaşlarım TRT'de beni bekliyor demiş gitmiş Süleyman Soylu. Eli silahlı Ayhan Bora Kaplan ve adamları orada Süleyman Soylu'nun yanında destek olmak için. Şimdi gazeteciler soruyorlar, Sinan Ateş cinayetinden 4 gün önce Olcay Kılavuz'la mekanınızda ne görüştünüz? Çıkın Sayın Süleyman Soylu yanıt verin diyorlar. Buna da yanıt yok. Şimdi bir yerden eski İçişleri Bakanımızın adı Türkiye'nin gündeminde olan bu iki dosyadan da bir şekilde çıkıyor gibi görünüyor. Bahçeli ve Erdoğan ne konuşuyor? Ellerinde birbirlerine karşı ne var? Ne sunuyorlar? Hepsini konuşalım sevgili izleyiciler. Bir reklam arası veriyoruz. Saat başı iddia sizinleyiz. Ya abi, bu bireysel emeklilik falan diyorlar da. Hiç benlik değil bu arada. Şimdi ben
Ona her ay 1.000 lira 1.000 lira atsam ne olur, atmasam ne olur? Ne mi olur? Belki o binlikler benimki gibi AGESA'nın BES fonlarında milyonları bulur. Senin çocuk büyüdüğünde üniversiteyi borçsuz harçsız okur. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Yatırımlarınız hakkında daha iyi hissetmek için AGESA bireysel emeklilik sistemini seçin. Uzmanlar tarafından yönetilen yüksek kazançlı geniş fon seçenekleri AGESA'da. Bunun turşusu